satış sürecinde ortak portföyleri nasıl yönetiyorsunuz? Biz burada %90 büyük bir oranda iki çalışan, biri alıcıyı, bir satıcıyı temsil ediyor. Örnek vereyim, Mustafa Bey'in bir alıcısı var, benim de bir satıcım var. Burada ben hiçbir şekilde alıcıyla muhatap olmuyorum, Mustafa Bey de hiçbir şekilde satıcıyla muhatap olmuyor. Avatar gibi oluyor alıcı satıcı. Bildiğiniz pazarlığı aslında kendi aramızda yapıyoruz. Mustafa Bey bana bir teklifle geliyor, ben mal sahibine bir teklifle gidiyorum, mal sahibini ya da Mustafa Bey'in istediği teklife ikna etmeye çalışıyor. Ben hep güzel teklif verdim derim, o diyor ki mal sahibini onunla bu kadar öldürmeyelim. Ben dedim ki gayet güzel, niye vermiyorsun? İçselleştiriyoruz o satışı. Ben Haluk Bey'i ikna edemezsem satıcı tarafında biliyorum ki alıcım almayacak o malı. Haluk Bey beni ikna edemezse satıcının malını satamayacak. Çalışanlar için güzelleme şu. Kimimiz satış tarafında çok güçlüyüzdür. Kimimiz portföy toplama tarafında çok güçlüyüzdür. Kimimiz de her iki tarafta güçlüyüzdür. Burada portföy tarafında çok güçlü bir insan satış tarafında güçlü değilse onun portföylerini hepimiz satabilme hakkına sahip olabildiğimiz için onun da malı satılacağından dolayı hiçbir zaman o da bir gelir kaybına uğramamış oluyor. Düzgün ve doğru çalıştığında ve elimizde hem alıcı hem satıcı potansiyeli belli bir oranda olduğunda belli bir ortalamada herkesin kazancı yeri oturuyor burada. Birçok gayrimenkul firmasında bütün odakları satışı kapatmaktır. Biz hem alıcıyı hem satıcıyı çok kollayan bir firmayız. O yüzden çatışma çıkıyor aramızda. Yani ben kendime göre düşük bulduğumda bazen mal sahibi buna ikna etmek de istemiyorum. Büyük resme bakıyorum, o adama bunu yaparsam bir daha benimle çalışmayabilir. Hatta bunu öğrenebilir de yani. Şunu çok duydum olmuştur Valik abi. Ben onu satmıyorum. Ya mal senin değil ya. Sen niye satmıyorsun o malı? Satsana arkadaşım. Teklif gelmiş, ilet. Ya ben onu teklif iletmem oraya. Ya bir ilet. Tartışmalarımız oluyor böyle bizim. Yani içselleştirip üzerimize alıyoruz müşterinin tarafını. Ben onu satmıyorum demek malı sanki kendim alınmış gibi düşünerek bu satış tarafında daha çok karşısına çıkıyor. Alıcı için de geçerli. Ya ben alıcıya o kadar mal pahalı satamam da diyebiliyorum. Ya tabii ki yani fahiş fiyattan mal vermek de kimseye istemiyoruz. Global bir dünyadayız artık. Belli bir fiyatın üzerine satıldığında bunu 10-15 gün maksimum içinde bu adam çok daha ucuza mal olduğunu bir şekilde bir yerden öğrenebilir. Etik bulmuyoruz. Alıcının istediği fiyata mal bulmak, satıcıyı da o arada mağdur etmemek lazım. O yüzden çatışma çıkıyor aramızda.